Gel Zeynep. Kolay gelsin. Burcu'nun evinde bulduğumuz hediye kutusu. Üzerinde parmak izi tespit ettik. Ama maalesef elimizdeki hiçbir şüpheliyle örtüşmüyor. Veri tabanında da mı şaşırmadın? Yok Selim. Ama parmak izi üzerinde özel bir teknik denedik. Ve kutuyu tutan kişinin DNA'sına ulaşmayı başardık. Parmak izi bir erkeğe ait. Başka bir şey söyleyebiliyor musun? Hala üzerinde çalışıyoruz başkomiserim. Ama eğer başarabilirsek adamın fiziksel özellikleriyle ilgili bir takım bilgilere sahip olabiliriz. Çok güzel. Başka bir şey bulursanız haberimiz olsun. Tabii başkomiserim. Eğer kutudaki parmak izi bu adama aitse bütün şüpheliler düştü demektir. İhbarın yapıldığı telefon kulübesinde de bir şey bulamamış çocuklar. Yine baltayı taşa vurduk. Elimizde hiçbir şey yok. Başa dönünce Selim, en baştan incelemeye başlayacağız. Ne oldu Zeynep? DNA analizinden çok önemli bir şey tespit ettik başkomiserim. Kutuyu tutan adam kızıl saçlıymış. Dosyada adı geçen herkesi kontrol edelim. Partidekiler, Özge'nin kurstan arkadaşları, ölmüş olan kocasının arkadaşları. Kimseye atlamayalım. Bakalım aralarında kızıl saçlı biri var mı? Başla. Başkomiser Orhan ve ekibi çaresizdi. Katilin DNA profili belliydi ama kim olduğu meçhuldü. Çünkü profil şüphelilerden hiçbirinin DNA'sıyla uyuşmuyordu. Etnik köken, ırk, hastalık ve fiziksel özelliklerle ilgili DNA bölgelerini rutinde incelemeyen polislere böylesi durumlarda saç ve göz renginin nedenli yarar sağlayacağı ortada. Nitekim polis kriminal laboratuvar uzmanı Zeynep katilin saç rengini bu amaçla inceledi. Peki ama kızıl olduğunu nasıl buldu? Kuzey ve Batı Avrupalılarda daha sık görülmekle birlikte dünya nüfusunun yaklaşık %1 ila 2 kadarı kızıl saçlıdır. Kızıl saç, DNA üzerindeki melanokortin 1 reseptörü, kısaca MC1R proteinini kodlayan bölgeyle ilgilidir. İşte Zeynep'in incelediği 16. kromozomdaki bu bölgeydi. Alo. Tamam, hemen geliyoruz. Nedir? Burcu'nun defnedildiği mezarlığın müdürü aradı. Yarım saat önce gece bekçisi Burcu'nun mezarını kazan birini görmüş. Ama adam elinden kaçırmış. Başkomiser Orhan ve komiser Selim, katili bulmak için ellerindeki tüm bilgileri gözden geçirirken sabaha doğru gelen bir telefon olayın seyrini bir anda değiştirdi. Baktım kürek elinde mezarı kazıyor. Seslendim mi? Fırlattığı gibi küreği tabanları yağladı. Koştum peşinden komiserim. Ama yakalayamadım. Olay yeri incelemeye haber verelim. Küreği ve mezarı incelesinler. Başla. Diğer mezarlara da gitmiş midir acaba? Nereye gömüldüğünü bilmiyoruz ki. Mezarlıklar Müdürlüğü'nden bilgi alabiliriz. 24 saat açıktır. Numarası var mı sende? Kulübede. Tamam, ben bir bakayım şuna. Öğrendim başkomiserim. Özge ve Sevda evlerinin bulunduğu semtteki mezarlıklara gömülmüş. Hemen gidelim Selim. Mezarı kazmaya gelen katilmiş. Nereden anladınız? Versene şunu bir dakika. Polisler gelene kadar buradan ayrılayım deme. Tamam mı? Hiçbir şeye de dokunma. Tamam başkomiserim. komiserim. Anormal bir durum olsa ben fark ederdim. Şu feneri verir misin bir dakika? Seni tutsam şimdi. Sevda Ertürk'ün mezarı nerede? Az ileride komiserim. Başkomiserim, feneri alabilir miyim? Ne oldu Selim? Kaçırdık adamı elimizden. Etrafa bakalım Selim. Hani anormal bir şey yoktu? Yoktu komiserim. Ulan herifin biri mezarlıkta fink atıyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok. O kesin bizim Arif'tir komiserim. Arif kim? Gündüzleri mezarları sular, çiçek getirir, ölü yakınlarından bahşiş toplar. Geceleri de deli divane gibi mezarlıklarda dolaşır öyle. Garip ama sessiz biridir. Kimseye zararı yoktur. Nerede kalıyor bu Arif? Arkada derme çarpma barakası var. Hadi bakalım. Yürü. Barakasında akuamarin taşları bulunan Arif Güven'in parmak izi, Burcu Arman'ın evinde bulunan hediye kutusundaki parmak izi ve mezarının yanında bulunan kürekteki parmak iziyle tutunca Arif Güven sorguya alındı.